arkadaşlar Merhabalar acil bir rehberlik toplantısı yapmamız lazım sizinle Normalde ben hafta sonu yapmayı planlıyordum ama ihtiyacına binaen şu an konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar acayip bir telaşlılık hali hakim ee, çok herkes aceleci herkes e, hedefinin çok yüksek olduğunu söylüyor ve bu hedefinin altında ezildiğini görüyorum ben burada size bir birkaç bir şey söylemem gerekiyor. birincisi. İnsanın evet hayatında makro hedefleri olur, mikro hedefleri olur. Yani uzun vadede hedefim işte iyi bir derece yapmak. Kısa vadede hedefim şu nete çıkmak. Kısa vadede hedefim matematikte şuraya gelmek, Türkçede buraya gelmek şeklinde hedefleri olur. Siz şu an adım adım ilerlemek zorundasınız. Bakın, birçok öğrencimiz şöyle yani telaşı cümlelerinden akıyor. Hocam ben şu an 15-20 net yapıyorum ama derece hedefliyorum. Benim sonum ne olacak? Bence böyle düşünmeye gerek yok. Bir zamanlar herkes düşük netlerdeydi yavaş yavaş yükseliyor. Burada e, gerçekten düzgün YKS'nin çok enteresan bir sistem olmadığını bilen, e, kuralına göre hareket eden, kuralı da nedir? Düzgünce ders çalışmak. Bu buna sabırla riayet eden bir şekilde e, sebepler dairesinde başarılı oluyor arkadaşlar. Ya da mutlu oluyor diyelim çünkü başarıyla mutluluk bazen karıştırılıyor mutlu oluyor sonunda. Mevzumuz bizim süreç mutluluğu ve süreç başarısı olması lazım. Sonunda ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü sınav kolay olabilir. Sınav orta olabilir. Sınav zor olabilir. Sınav çok zor olabilir. İhtimaller bunlar. Biz sınav hazırlamıyoruz, ÖSYM hazırlıyor. Son yıllarda hiçbir standardı yok. Kolay, orta, zor, kaliteli soru, kalitesiz soru ee, şu konudan bu kadar soru, buradan bu kadar soru. Onları hep ben size uyarıyorum zaten. Bunlara itibar etmeyeceksiniz. Çünkü ÖSYM'nin son yıllarda hiçbir standardı yok. Bakın bu sene 5 tane trigonometri sordu. 2020'de ama o kadar sormamıştı. Analitik geometri sorması gereken sayı belli ama bu sene bir tanecik sordu. ÖSYM'nin böyle bir standardı olmadı zaten çok uzun zamandır. Dolayısıyla bir sınavın nasıl geleceğini bilmediğimiz için elimizden gelen en iyi çalışmayı ortaya koyuyoruz. Zor olan arkadaşlar zannettiğiniz gibi kitaplar değil, matematik değil, ders değil, şu değil, bu değil. Zor olan ne biliyor musunuz? İstikrarlı bir şekilde çalışmak. Zor olan hakikaten bu. Şu an sizde şu telaşlılığı görüyorum. Nereden başlayacağımı bilemiyorum hocam. Aslında böyle bir şeye de ihtiyacınız olmayabilir. Bunun rehberliğini, bunun danışmanlığını evet bir öğretmen sana yapabilir. Ama mevzu şu. Eğer tek başınaysan, ki burada ders anlatmak bile tek başına olmadığını gösteriyor aslında size. Bir sürü öğretmen bir sürü şekilde ders anlatıyor sana. Hani okul olmasa YouTube var, o olmasa falan filan var şeklinde. Dolayısıyla burada yalnız değilsin bunu bilmen lazım. Ama şunu kabul etmen gerekiyor. Bir yerden başlayacaksın. O bir yerde şu an en baş. Şu an arkadaşlar... Bazı öğrencilerimiz yok ben işte 11'de şunu yaptım. 12 konularından önce başlayayım mı diyor. Öbürü daha geometri başlamamış. Bana diyor ki ben işte AYT'de şuraya gelsem olur mu? Diğeri benim netim 15 diyor. Hedefim 40. Ben burada ne yapayım diyor. Yok bunları bir kenara bırakın lütfen. Bunları şu an bir kenara atıyoruz. Sakin bir şekilde düzgünce eğer daha öncesinde başladıysanız yolunuza devam ediyorsanız devam ediyorsunuz. Şu an daha başlama aşamasındaysanız evet en baştan başlıyorsunuz. Zaman yeterli. Ee, çok büyük bir zamanımız var diye düşünmeyin. Ama zamanımız yeterli. Ben öğrencilerle çalışırken birebir de... Sizinle de YouTube'da aslında birebir çalışıyorum artık. Çünkü bütün çalışmalarımı buraya aktarıyorum. Çalışırken arkadaşlar... Kendim bu zamana kadar yaptığım birebir derslerimdeki sistemim neyse... Buraya onu aktarıyorum. Çünkü... Özel ders öğrencisi, okul ders öğrencisi, yok cart öğrencisi, cürt öğrencisi diye ayırmadığım için benim mantığım tek. Ben şöyle çalışıyorum. Yıla geometri çok önemli olduğu için temel matematikle birlikte geometriyle başlarım. Geometriye çok uzun zaman millet çalışmazken ben çalıştırırım, ısrar ederim çalışılması için ve biz geometriyi hallederiz. Kolay olmaz, sıkıntılarımız olabilir, ee, bazen problem yaşayabiliriz ama biz geometride... Ee, çalıştığımız öğrencilerle diğer öğrencilerin hep çok önünde oluruz. Bu hiç sekmedi. Hiçbir zaman Ocak'tan sonra, Şubat'tan sonra bizim devasa geometride sıkıntılarımız olmadı. Geometri çerez ders gibi oluyor. Zaten yapıyorum hocam. 7 8 netim cepte. Bazen iki tane soru şurada takılıyorum. İşte katıdan şu gidiyor, analitikten bu gidiyor. Onu da halledeceğiz inşallah sınavda da patlatıyoruz full'ü. Bu şekilde oluyoruz. Bunu bir söyleyeyim. İkincisi TYT video destek defter zannettiğiniz gibi benim anlatımım da aslında öyle ama bazen algıların üzerine önüne geçemeyebiliyoruz. Ben önemsediğim için matematikte en aslında alt düzeyden başlıyorum ta en zora kadar gidiyorum. Yıl içinde yaptığım çalışmalar da sene başında yaptığım çalışmalar kolay orta arası olduğu için artık sürekli seviyeyi yukarı çıkarmak şeklinde oluyor. Mesela TYT video destek defter aslında orta düzey bir kitap. Sadece şuna hitap etmez tabii ki. Hocam ben matematikte 2 ile 3'ü toplarken zorlanıyorum. X eksi 1 ile X artı 1'i çarpmak benim için çok sıkıntılı bir şey. Ben iki tane tek sayının toplamının neden çift olacağını bir buçuk dakika en az düşünmezsem akıl edemiyorum. Bu zamana kadar 2 üzeri 3 ile eksi 2 üzeri 3'ün arasında benim için bir fark olmadı. Evet böyle diyen öğrencilerimiz kesinlikle çok temel bir nevi aslında ortaokul matematiği düzeyinde bir matematik öğrenip evet gelmeli. Ama onun haricinde arkadaşlar mevzumuz video destek defteri takip edenler anlar zaten demek istediğimi. Bir yerden başlıyoruz ama cidden çok matematikle arası iyi olmayan öğrencilerimizi anlıyorum. Yani ben sınava girsem 3 net anca yaparım. Sınava girsem 5 net yaparım ama ata tuta yaparım. Normalde bu dedikleriniz gibi ben hiçbir şekilde üslünün ve köklünün hiçbir şey ifade ettiğini bilmiyorum. Ne fonksiyonu ya ben hayatımda daha doğrusu gün fonksiyona dair bir şey yapmadım. Ben hiç matematik çalışmadım diyen öğrenci evet. Gerçekten çok sıkıntı şeker ve bence doğru bir yer değil. Ama onun haricinde özveri bir, özverili bir şekilde çalışırsanız burası iyi bir yere gelebileceğiniz bir kanal. Aynı diğer hocalarımızın kanalları olduğu gibi herkes çok özverili bir şekilde çalışma yapıyor. Sadece kendine göre insanların tarzı var. Mesela ben kolay ve orta düzey bir çalışma yapıyorum ama onun üzerine ben sizi hep böyle şey gibi geliyor. Sadece kolay ve orta düzeyi tutarsam kandırmak gibi çünkü sınav öyle değil. O zaman olabildiğince en iyi anda benim o orta ve üstüne de geçmem gerekiyor ve bir de insan kendini zorlamadığı zaman hep belli bir düzeyde kalıyor ve o düzeyin üzerine çıkamıyor. O zaman ben benim tarzım kolay orta anlat konu anlatımı yapıyorsunuz zaten. Konu anlatımında tabii ki öğreneceğiz düzgünce en basitten her şeyi. Ama sonrasında Ara ara ÖSYM tipi soruları göster. Birebir ÖSYM sorularını göster işte hani video destek defterde olduğu gibi. Beceri temelli yeni nesil soruları göster. Bak burada neler oluyor. İlk başta anlamayabilirsin sonra bir daha döneceksin. Anlamayabilirsin bir daha döneceksin. Öğrenme yolu gerçekten çileli bir yol aslında arkadaşlar. E, matematik zannettiğiniz kadar da öyle kolay bir şey değil zaten. Böyle hani herkes matematiği yapar. Yapabilir belki ama çok çile çekmek gerekebiliyor. Sadece biz o çileyi yıla yayınca daha katlanılır oluyor. Eğer şu zamanda telaşlılık ve acelecilikten kurtulmazsak bu bizim dezavantajımız olur. O yüzden ben bugün bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. Diyelim matematiğiniz gerçekten kötü. Neden zorluyorsunuz ki? Evet basit bir yerden başla. Zamanın yok diye düşünme. Sen bir ay boyunca temel kavramlarla başlayıp yaklaşık böyle atıyorum üstü sayılara kadar tamamen temel neredeyse ortaokul düzeyinde yani çok basit düzeyde bir çalışma yaparak ilerlesen zaten matematiği öğreneceksin. Sonra üzerine bir şey katmak senin için rahat olacak. Sen bir ay zaman kaybetmiş olmayacaksın belki. Bir ay sana 3-4 aylık bir hız kazandırabilir. O yüzden lütfen şu zamanım yok. Zamanım olmadığı için bunları yapamam muhabbetlerini lütfen bırakın. Çünkü ders çalışmak için eğer bir yerde çalışmıyorsanız yani part-time bir yerlerde çalışmıyorsanız yeterince süreniz oluyor aslında. Okulda dahil olsa bile oluyor. Yeterli süre var. Siz buna hazır mısınız? Mevzu bu. Ee, eğer onu mu yapayım, bunu mu yapayım? Önce karar vermem lazım. Mükemmel bir program oluşturacağım hocam. Onu asacağım duvarıma. Ve o tıkır 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 işlemezse ben asla olamıyorum. Çok az insan böyledir. Biz Almanya'da doğmadık, Almanya'da büyümedik. Çok büyük bir topluluk olarak böyle olan arkadaşlarımız vardır o hani nizami sistemde olmadık biz hiçbir zaman. Dolayısıyla programlılık güzeldir. Ama ilk ihtiyacımız bu değil. Kodlarımız da o yok bizim zaten. Senin kodunda şu var mı? Sabah 7.30'da kalkılır. 7.30 ile 7.50 arası kahvaltı yapılır. 7.50'den sonra yüz yıkanır, diş fırçalanır. Bir duş almam gerekiyorsa alırım. En geç 8'de dersin başına otururum. 8-8-9 arası matematik 9-9-10 arası e, şu falan böyle bir hayatınız varsa ve bu askeri düzende yaşıyorsanız zaten bence bizim programımıza ihtiyacınız yok. Siz bunu halledersiniz. Yok böyle değilseniz sizin haftalık hedefler koymanız lazım kendinize. Koyamıyorum hocam. E, bak yardımcı oluyoruz. Mes muhtemelen ben matematikte yaptığım gibi başka derslerde de hocalar yapıyordur. Buna birebir hemen uyamayabilirsin. Veya bazen hafif de gelebilir program. Mesela ben bu hafta ne yaptım? Gün gün belirlemedim. Bu gerçekten tarz meselesi. Şunu dedim. Bu öğrenci haftalık olarak bu bu hafta temel kavramlar ve sayı basamaklarını bitirmeli benim programıma göre. Sen pazar günü olduğunda pazartesiden pazara kadar şuna bakacaksın. Ben nereye geldim? Çok gerisindeyim hedefim. Demek ki abi ben az çalışıyorum. Buna çalıştım ama Türkçe'yi ihmal ettim. Ha dengeleyeceğim. Sürekli böyle bir denge mekanizması kuracaksınız. Bunu öğreneceksiniz. YKS sınav tarzı olarak, kalitesi olarak tartışılabilir bir sınav ama en azından hayatımıza kattığı bir önemli şey var. Disiplinle çalışma anlayışı. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bize kattığı için e, en azından bu bile bir artıdır diye olayın iyi tarafından bakıyoruz. Bu yüzden lütfen yorumlarda gördüğüm gibi bu telaşlılık ha halini bir kenara atmamız lazım. Oradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Önüme hazır bir program gelsin ya da işte en mükemmel bir düzen oluşturulursa ben başlarım değil, aksak başlayacaksınız. ilk haftalar ...sıkıntılı gideceksiniz belki de... ...işler tam yolunda gitmeyebilir... ...ama niyetiniz ne bana bunu söyleyin... ...ders çalışmak istiyorum hocam... ...diyorsanız problem yok... ...ben ders çalışmak değil... ...direkt hedefe ulaşmak istiyorum diyorsanız... ...ya o çok mümkün olmayacağı için... ...zaten onu tartışmaya gerek yok... ...öyle olacağınızı da zannetmiyorum... ...madem bu yola baş koydunuz... ...madem bir şeyler yapmak istiyorsunuz... ...her zaman işlerin o kadar kolay gitmeyebileceğini... ...lütfen kabul edin... ...zorlanacaksınız... Gerçekten öğrenme zorlandığınız yerde başlıyor arkadaşlar. Limitleriniz hiç sıkıntıya düşmezse zorlanmazsanız, hep böyle rolentide ilerlerseniz zaten yani sıradanlığa mahkum kalırsınız. Böyle hep başarıyı çileyle eşleştirmek doğru değil belki ama. Bu kadar böyle, bu kadar kolay her şeyin yolunda gitmesi de bazen bana saçma geliyor. Çünkü istediğim şey çok iyi bir şey ve ben bu istediğim iyi şeyin karşısında sadece psikolojik olarak bir sıkıntı çekeceğim ama hiç emek anlamında bir e, karşılığını vermeyeceğim. Hayır, onun öyle bir öyle bir durum yok. Onu kabul etmek gerekiyor. Yapmamız gereken düzenli bir şekilde çalışmak. Bu kolay değil. Zor olan bu. Siz şunun zor olduğunu zannediyorsunuz. A yayınının kitabı, B yayınının kitabı zor. Matematik zor, şu zor, bu zor. Hayır. Düzenli ders çalışmak zor. Bunu oturtmak kolay değil. Peki nasıl oturtacağım hocam? Tamamen çalışarak. Bu iş arkadaşlar böyle acayip bir model üretilebilen... ...üzerine çok değişik yapay zeka modelleriyle çalışmalar yapabileceğimiz bir sistem değil. Bunlar yardımcı olur. Ama aktörsüzsünüz, sizsiniz baş rolde siz varsınız ve o baş rolünde yapması gereken tek bir görev var. Sabırla ders çalışmak. Benim bu sene boyunca rehberliklerimin birçoğunda konunun bir parçası hep bu sabırla ders çalışmak olacak. Çünkü öbür türlü halledemiyoruz arkadaşlar. Ee, ben eee zannediliyor ki sadece böyle derece öğrencileriyle falan çalışıyorum. Hayır öyle bir şey yapmıyorum. Ya da kanalda ben derece çalışması yapmıyorum sadece. Bunu da izah etmiş olayım. Ben alıyorum bir öğrenciyi 10-15 net, 20 net, 10 net neyse hiç önemli değil benim için. Gel kardeşim sen eğer bu yola baş koyduysan ben seni en iyi yere getirmek için ben en azından üzerime düşeni yapacağım ama senden de bekliyorum şeklinde çalışıyorum. Öğrenci bunu yaparsa biz sene sonunda mutlu oluyoruz. Amaları olursa, fakatları olursa, bahaneler üretirse, sıkıntılarını bahane olarak görürse, dezavantajlarını bahane olarak görürse evet ben yardımcı olamıyorum. Ama Bunlarla birlikte hocam ben elimden geleni yapacağım diyorsa burası şu an gerçekten tam bir özel ders konseptli bir şekilde hazır. Bundan sonrası sana değerlendirmek kalıyor. Ee, daha öncesinde de söylediğim şey herhangi bir hoca belirledikten sonra onunla ilerlersiniz ve onun yolunu takip etmeniz size fayda sağlayacaktır. Elinizdeki kitapların çoğu iyi kitaplar. Çözen hocalar artık iyi çözüyorlar. Yani ben olabildiğince titiz davranmaya çalışıyor insanlar. En azından ben hani kendi adıma söyleyeyim. Titiz çalışmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben senin yükünü almak üzerine çalışıyorum. Senin artık burada telaşlanacağın bir şey yok ya. Anlamıyorsan, sıkıntı yaşıyorsan bunun normal olduğunu lütfen bil. Ama... Dediğimiz şeyleri yapmıyorsan orada durmamız lazım. Benim bugün bu videoyu çekmemin sebebi o zaten. Geometriyi ihmal ediyorum. Hayır öyle bir hakkınız yok. E, bu hafta çok çalışamadım ama haftayı işte böyle bir şey, böyle bir hakkımız yok. Hastalıkta o haklarımızı kullanacağız. Elbet hasta olunuyor yıl içinde. Bazen aksilikler oluyor. Biliyorsunuz maalesef hani sıkıntılı bir durum oldu, deprem oldu mesela. Yani böyle çok olağanüstü durumlar olabiliyor insanın hayatında. Ama ben e, orada bile insanın bazen durumlara adapte olabildiğini görüyorum. İnsan çok acayip bir varlık yani kolay şeyin içinde boğulabilirken çok zor bir durumun içinden çıkabilme becerisine sahip olabiliyor. Kafanı neye odakladığınla alakalı. Madem en başta dediğim gibi güzel bir şekilde ders çalışmaya odaklandığınızı söylüyorsunuz, lütfen bu bir haftayı, iki haftayı bir deney haftası olarak değerlendirin. Ben ne yapıyorum, nasıl gidiyorum, yeterli mi çalışmalarım? Hangi düzeydeyim? Ne yapmam gerekiyor? Bu soruları kendinize sorun ve bu sorulara kendiniz cevap verin. Şimdilik benden bu kadar. Güzel bir şekilde oturup dersiniz çalışıyorsunuz. Sorularınızı lütfen bir kenara bırakın. Soru yok, ders çalışmak var. Zamanla zaten ben size ara ara rehberliklerle bu şekilde yardımcı olacağım. Ama istediğim şey bu telaşlılığı bir kenara bırakıyorsunuz. Düzgünce ders çalışıyorsunuz arkadaşlar. İyi çalışmalar.